Ya bugün bir şey gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Demin salata deyince aklıma geldi. Bir tane böyle viral oldu bir video. Bir tane influencer olamamış kız böyle. Evet bugün getirde bir günümü vlog yapacağım falan diye videoya başlamış. Yani getirde bir günü nasıl geçiyor? Yani beyaz yaka, tam bir beyaz yaka böyle. Yani yarrak gibi hayat simülasyonunu gösteriyor bir dakika. Görmüşsünüzdür. Ha, ikisi de gündem oldu. Ya benim de şimdi var ya taşrağımı geçesim var ama bir linç kampanyasına ortak olmak istemiyorum. Bu bir benim gibi lince bu kadar maruz kalan bir adam başkasına olan linç kampanyasına katılırsa ayıp. İkincisi bir insanın hayat tarzıyla ki bana da bir zararı dokunmayın hayat tarzıyla dalga geçmeyi aslında ben ilkece çok doğru bulmuyorum. Ama İslami nihilizm efendim. Geçeceğim dalgamı bir dakika. Deşarj olalım moruk. Dur o zaman ben dayanamadım. 2 saat ahlak nutuğu kuçak sonra. Abi bir şey diyeyim mi? Sağlığım etkilenmesin diye ben harbiden hiçbir şey videosunu seyretmedim. Bomba videosunu. Yaralanan kolu bacağı uçanlar falan göremem yani yok. Zaten yarrağıymışım. Şu videoyu seyretmek daha çok moralim bozdu benim amına koyayım ya. Şimdi dur bakalım size nasıl gösterebilirim? OBS'imiz yok. Kamerayı ben buraya koyacağım. Dur önce bir açayım videoyu bulayım. Nerede? Ha ekşi de görmüştüm. Evet. Ekşi sözlük. Tamam. Şimdi kamerayı size tutacağım. Herhalde görürsünüz. Yani Full HD olmasa da bir dakika. Hangi kitabı altlık yapayım? Biraz kalın. İncil'leri altlık yapayım. Protestan arkadaşlar kusura bakmasın. Beni takip eden birkaç tane protestan var. Kutsal kitabımızdan kamera altlığı yapacağım. Elime bu geldi. Ha bir dakika bak. Bir dakika. Dünyanın en iyi kitabından da altlık yapıyorum. Şimdi ben bu kamerayı bozmadan size nasıl çevirebilirim? Evet, bugün size Cemre Demirel'in bir günü nasıl geçer onun vlogunu yapacağım. Bakın burada boklu yatağım, burada kitaplarım, burada Putin'in tuvaletinin olduğu boklu balkon. Evet, ev durum bitti. Müthiş bir hayat. Şimdi galiba birazdan dalga geçeceğim kızdan daha kötü bir hayatım var. Olsun. Anam dur. İsa çarptı, kitaplar düştü. Dur o zaman. Aa bir dakika. En güzel altlık. Kürt sigarası. Ha. Şimdi bir dakika dur. Inception oluyor. Bu düzelecek. Bir ortaladım mı? Heh. Çok güzel. Şu an görüntü gitmedi değil mi? Siz tersten görüyordunuz. Şu çıkıyor mu sizde? Çıkıyor değil mi? Bir dakika bak. Görüntü güzel değil mi? Şunu seyrettireceğim size çünkü. Çok iyi. Okey. Şimdi bak. Benimle Getir ofisinde bir gün diye başlıyor. Yarrak gibi hayat simülasyonumuz. Selam. Bugün Getir ofisinde benimle bir gün geçireceksiniz. Sabah 9 gibi ofise giriş yapıyorum. Daha sonrasında ilk iş mutfağa giderek kendime bir sabah kahvesi hazırlıyorum. Bu arkadaşlar da kahvenin statü göstergesi olduğuna dair dini bir inanç var. O kahve illa olacak. Ay, içmeden güne başlayamıyorum falan. Ben günde 10 bardak kahve içen adamım. Bir kerametini görmedim. Görsem ben görürüm. Böyle sosyal statü göstergesi mi olur? Amına koyayım. 10 liraya geliyor bir kahve. Nedir yani? Ya şimdi tabii burada bir şey olay kahve içiyorum. Hani bak sabah kahve içmeden yapamıyorum ya tripleri. Tamam mı? Ben de yapamıyorum gerçi. İnsan aslında biraz karşı çıktığı şeydir. Bunların olayı şey bir de üçüncü nesil kahve. Üçüncü nesil kahve sadece kahve içmek değil bir yaşam tarzıdır. O aldı aman akoyim İslamiyet mi lan bu? Kahve işte içeceksin aman akoyim. Kes sesini ya. Şimdilik devam ediyoruz. Bugün birinci katta çalışacağım. Masamı seçtikten sonra yavaş yavaş işlerimi toparlamaya başlıyorum ve öğle arasına kadar çalışıyorum. Hadi bakalım 12 inşallah. buçuk gibi sen... Şimdi öğle arasına kadar çalışıyorum dedi. İnanmadım. Şimdi 9'dan 12'ye kadardır.
ne sik yaptı bilmiyorum. Bu karının yaptığı işi yoldan geçen 10 insandan 7'si yapıyor zaten. Hani şimdi beni burada cezbeden şeylerden birisi bu yemek kasesi oldu. Şu influencer yemeği biliyorsunuz değil mi? Şu. Bu videoda gördüğünüz hiçbir şeyin ne olduğunun önemi yok. Nasıl göründüğünün önemi var. Hıyarlar böyle dizilmiş. Bu böyle. Pilavın üstüne çörek otu serpilmiş ki pilavla ne alaka aman yapayım ya. Şunun maliyeti bu ekonomik koşullarda bile 20 lira şu yemeğin. Kime ne havasını verecek? Güzel görünüyor ya bak. Güzel görünüyor ya. O yetiyor ya. O yetiyor. Sadece mesele o. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu videoda gördüğünüz her şeyin. Nasıl göründüğünün önemi var. Bu ne biliyor musun? Hayranı olduğumuz adam var ya. Neydi Amerikan Psycho'daki adam aman akudumun evladı. Kartvizit sahnesi var ya. Nasıl benden daha iyi kartvizitin olur lan? Diye kompleksle bürünen amcıkazı. Aynısı. Kartvizit yarıştırıyorlar. Evet, yarrak gibi hayat simülasyonuna devam ediyoruz. Bir öğle yemeği yiyorum. Daha sonrasında canım bir latte istedi ve Starbucks'a gidip kendime güzel kardeşim, kahve statü göstergesi değildir. İkincisi, Starbucks'ın statü göstergesi olduğunu zanneden iki grup insan var. Birincisi nabu beyaz yakalılar, ikincisi AKP'liler. Ne olduğunu bilmiyorlar ya, gavur, emperyalist bir şey falan zannediyorlar. En büyük bardakta kahve 32 lira. Daha geçen gün içtim. Yani bu bir statü göstergesi falan değil amına koyayım. Şunu bir öğrenin. Şu karton bardak statü göstergesi değil. Ya götünüze Fight Club CD'si girsin sizin ben ya. Bir kahve alıyorum. Biraz daha çalışıyorum. Biraz daha. Bak şu anki çalışması biraz. Ama bir de öncesi varmış gibi sanki. Biraz daha diyor. Hani çalışmış da üstüne koyacak bak. Biraz daha çalışıyorum. Cuma günleri getirdi lezzetli cuma diye geçer. Bu cumada lezzet olarak lokma döktürülüyordu. Aslında diyet olmamak rağmen ben de bir tane alıyorum. Şimdi burada matematik bozuldu değil mi? Videonun başından beri gömüyoruz. Her şeyin nasıl göründüğüyle ilgileniyorlar. Yok salatanın yemeğin işte güzel gördüğü mü? Yok kahve, Starbucks. Hep statü önemseniyor. Ama bir yandan yegane fakir tatlısı olan lokma. Lokmayı ben de alıyorum diyor. Bu ne biliyor musun? Black Mirror. Hatırla. İnsanlar birbirine puan veriyor falan ya. Düğününe çağıran kız ne diyordu ona? Sen orta puanlı birisin. Ben seni o yüzden çağırdım. Bakın ben yüksek seviyede ama orta direkle de iyi ilişkiler kurabilen biriyim. Oradan puan kazanıyorsun. Bu lokmanın burada olma sebebiyle bu kızın Neşet Ertaş story'si atması aynı mantığa hizmet ediyor. Beyaz yakalının Müslüm'ü yeniden parlatması, siyah beyaz fotoğraflarını koyup beyaz sözünü yazması aynı mantığa hizmet ediyor. Tamam mı? Bak. Yani. Yani. Ben bu işleri de bilirim ya. Bunlar bizden ya. Tamam mı? Hani dolma överler falan böyle. Tamam dolma övülmeyecek şey değil ama. Şimdi bu işte bunlar yüzünden Ot dergisi her sene Kemal Sunal'ı 4 kere, Adile Naşit'i 3 kere kapak yapıyorlar. 2 tane de Hulusi Kentman kapak yapıyorlar her sene. 9. Geri kalan 3 sayıda da kesinlikle bir tane yaşlı tiyatrocu ölüyor. Onları yapıyorlar. Şimdi bunlar yüzünden bu Yeşilçam primi şu bu. Bu hani bakın ben orta direk işlerle de şeyim yani. Bunlarda çünkü ayrı bir hava var. Ya bu şey tribi işte. Norveçlilerin wow very eccentric demesi Batılılara. Halbuki adam çalışıyorum. Yine biraz daha çalışıyor bak. Ki bu da bir yalan. Tamam mı? Hani sıfır çalışma. Ha. Ve 6.30 gibi mesai bitince bilgisayarımı kapatıp ofisten ayrılıyorum. Şimdi güzel kardeşim, iş yerindeki bir gününü gösterdin. Bir kere çalışmadın. Bir kere patronunda nazar işitmedin. O arada 4 kere supervisor'ınla papaz oldun. Sana laf soktu, sineye çektin, eyvallah dedin. 7 kere müşteriden laf yedin, sineye çektin. Bunlar niye yok? Bu sadece iş bu olabilir mi lan? İş bu olabilir mi? Siz iş diye bunu mu yapıyorsunuz? Çalışmadı. İşte çalışılır oğlum. Çalışmadı. Onlar yok. Çalıştığı, azar yediği, eyvallah çektiği yerler yok. Çünkü iyi görünmüyor. Cool değil.
Yani şimdi size bir inception yapayım o zaman. Ha bak, ben de size bir günlük hayatımı anlatayım mı? İnşallah kamera gitmemiştir bugüne kadar. Merhaba, ben Cemre Demirel. Sabah uyanıyorum. Bir kahve içiyorum. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Kahve içmeden güne başlayamıyor. Ardından bak, makale okuyorum ben. Burada Microsoft Edge'dedir benim makalelerim. Şu sekmeleri şu an gösterebiliyor muyum size? Bunların hepsi sekme. Bunları maksimum 3. İnşallah 2 gün içinde okumam lazım. Şu an şundayım. Yani böyle 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 gidiyorum. Bu aralar Erdem Eti'yi okuyorum ve Reasons okuyorum. Gerekçeler falan. Chris Redwood, Stephen Darrell falan filan. Heh, derken saat 8-9 oluyor. Benim pilim bitiyor artık. Diyorum ki bir yayın açayım, taşak muhabbetimi yapayım. Sonra uyku ilacımı alıyorum. Osura osura uyuyorum. İşte benim de böyle hoş geldiniz dünyama. Şimdi benim bu anlattığım hayat kızın açısından yarrak gibi bir hayat. Evet. O yüzden ben bunu keşke hani yapmasa mıydım diye ikileme düştüm. Çünkü hayatı yaşamanın bir yolu yok. Herkes kendine uygun hayatı yaşar. Fakat bu tür bir hayat bir insana uygun olamaz bence, tamam mı? Çalışmak değil bak, ben sabahtan akşama köpek gibi çalışıyorum. Çalışmak uygundur insana tabii ki. İnşirah yedi diyoruz hocam size. Fakat ne diyordum, ben lafım yarıda kaldı. Ya öyle işte, sikeyim böyle hayatı. Ben ömrüm boyunca ha, o kız da benim hayatıma yarrak gibi diyordur ama ben en büyük korkum böyle bir hayatımın olmasıydı. Aldım elime Galatasaray ekonomi diplomasını ve dedim ki beni bu hayat mı bekliyor? Yapamazdım. Yapamazdım. Gerçekten malı biliyorum. Karakterimi biliyorum. Hani beni çalıştır şöyle bir işte. Sonra o yaştayken bir de daha deli dumrulum. 25 yaşındaki CD patronunu ve 7 mesai arkadaşını bombalı tüfekle öldürdü. Aman efendim. Neden acaba? Hani olmaz ama. Öyleyken öyle sikiyim böyle hayatı, böyle hayat mı geçer aman efendim. Ve hani o kadar boktan bir işte çalışıyorlar ki sürekli ispatlamaya çalışıyorlar ne kadar işlerinin güzel olduğunu. Bir de şeyi ispatlamaya çalışıyorlar, önemli bir iş yaptıklarını. Halbuki dediğim gibi yoldan geçen 10 adamdan 7'si yapıyor. Sırf ambalaj amına çaktı mı dünyası. Ben yani evet, güzel, iyi, tamam. Kızın işi yemek yemek olabilir mi? Olabilir hocam, Getir'de çalışıyor. Belki çeşnici başıdır. Hani devlet kebap lezzetlidir. Siyanür yoktur içinde. Bakın ölmedim. Yoğun görünmek popüler oldu Cemre. Bravo. Ama o çünkü şey. Erkekler kızın yoğun görünmesine çok hayran olmaz da kız için yoğun erkek şeydir, artı pointtir. O yüzden böyle bir çabaya bürünülmesini anlıyorum, evet. Fabrika kızı oldu, Starbucks kızı usta. Evet. Emrah abim ne yazmış benim? Oğlum bir ara koptuk gittik, ben şeyi göremiyordum ki bilgisayar ekranını. Ne yazmış abim? Oo, ha. Getir virali bence bu. Yani işçi alımı açısından viral olabilir, evet. Çünkü şu kızın anlattığı şu hayata özenen çok sayıda insan var. Ama hani bu işi yapanlar da şey olmayacak yani. Çok zeki bilmem ne adamlar olmayacak. Şu kız muhtemelen İstanbul'daki tırt bir üniversitenin tırt bir bölümünden mezun. Hani sosyoloji falan gibi böyle. Hani devlet okulunda bile puanı düşük. Bir de parayla düşük puanlı bölümde okuyor. Hani parayla bile anca o kadarına yetiyor. Ben özel okuyacak olsam, ne bileyim, makine mühendisinden aşağısına özel okumam. Ki değsin yani, değil mi? Sosyoloji para vererek okunur mu lan? Manyak mısın lan? Bilgi sosyoloji, evet. Bilgi zaten Bilgi Üniversitesi'nin vasfı influencer yetiştirmek. Influencerlar biyolarına işte bilgi psikoloji falan yazıyorlar ya, hani öyle bir kredibilite sağlıyorlar kendilerine. Yeditepe bilhassa, bravo. Bu üniversiteler eğitimli influencer, eğitimli gözüken influencer yetiştirmeye yarıyor. Başka da bir vasıfları yok. Aman abi.
Karı getirdeki bir günümü, iş yerimdeki bir günümü göstereceğim dedi. Bir kere çalışmadı kardeş ya. Sadece şöyle geçti. Biraz daha çalıştıktan sonra işte araya kahve, kısır, salata, lokma ve biraz daha çalıştıktan sonra ya bu tek tiplik beni işte çok delirtiyor. Ve bu kızın siyasi görüşlerini az çok biliyorsunuz değil mi amına koyayım hani? Kılıçdaroğlu abi evet falan. Yalandan story atar. Her Mayıs'ta devrimin üç gülü falan. Hani bu yani. Ya da şeydir. 8 tane bikinili fotoğraf Instagram'da. Tam ortada siyah beyaz Atatürk fotoğrafı. Bir de onun süsünü falan da ayarlar bunlar. Abi bir çizer bunlar kadar görüntüye önem vermiyordur ya. Adam çizer yani çizdiği iş. Değil mi? Çizimin görüntüsüne bakarak. Vallahi bir çizer bunlar kadar görüntüye önem vermiyordur ya.